Bizden hazırlıklı ki başka kimse yok İlker Bey. Yok böyle bir şey yani. Yok böyle. Şu andaki iktidar bunun diyorum bir fasikülünü çıkaracak kabiliyetleri, becerileri yok. O çalışmanın içinde staj SSK başlangıcı olsun çalışması da var mı acaba? Var var, hepsi var. Var mı? Ne diyorsunuz yani onlara? Yani stajyerlerin sosyal güvenlikle ilgili bir başlangıç tarihi sorunları var. Onunla ilgili çözümlerimiz de burada var. O sosyal politikaların ikinci fasikülünde. Şimdi sosyal politikaların bir birinci fasikülü var burada. Bir sene önce çıkan, bir de yeni çıkarttığımız ikinci fasikül var. İkinci fasikülde yeni bir sorun var. Karşımıza geldi, onu da çözeceğimizi koyduk. EYT, ama binlerce şey var yani. EYT neden gecikiyor? EYT hükümete sormak lazım. Yani EYT'yi bunca yıl geciktiren de hükümet. Değil mi? Yani bu sorun yeni ortaya çıkmadı ki. Yani seçime 3 ay kala mı aklınıza geliyor Allah aşkına? Yani milyonlarca insanı ilgilendiren bir husus. 20 yıldır iş başında olan bir iktidarın seçime 3 ay kala mı aklına geliyor? Ve bu seçime giderken var ya İlker Bey, yani Erdoğan'ın siyasi hayatında yapmadığı bir popülizm yapıyor. Şimdiye kadar böyle bir popülizm yapmamıştı. Peki bunun o zaman seçimden yok sonra yani. Ne olacak? Yani seçimi kaybedeceğini artık anladığı için gelmiş geçmiş en büyük popülizmini bu seçimde yapıyor. Ya %25 zam verdim diyor. Ertesi yatıyor kalkıyor. Ya az oldu galiba diyor. 30 yaptım diyor falan. Memur maaşı için, emekli maaşı için de böyle bir adım atılabilir mi sizce? Bir %15'lik zamdan da söz ediliyor. Şimdi bütün sabit gelirli vatandaşlarımız, yani işçiler, emekliler, memurlar, bunların tamamının ama tamamının maaşı eridi. Gerçek enflasyon karşısında eridi. Şimdi enflasyon kadar zam yapıyoruz diyorlar ya, o enflasyon dedikleri TÜİK'in uydurma enflasyonu. Gerçek enflasyon konusunda sabit gelirli herkesin bu ülkede satın alma gücü düştü. Siz şu masada duran telefonu, bundan 5 sene önceki satın alma gücünüzü düşünün. Kendi maaşınızı, bilmiyorum kaç liraysa. Bir de bugünkü maaşınızı da düşünün. 5 sene önce bu telefonu çok daha kolay alabiliyordunuz. Bugün daha zor alabiliyorsunuz. Ben eminim yani. Evet. Rakamları bilmesem de eminim. Evet. Çünkü maaşlı, sabit gelir olan herkes enflasyon karşısında ezilmiş durumda. Hatta onunla ilgili de bir grafiğimiz hemen var. Hemen o grafiği de gösterelim. Bu arada grafik gelinceye kadar bir cümle daha, bir soru daha. 2000'liler mesela 8 Eylül 99 EYT'li, 9 Eylül 99 artı 17 yıl emeklilik. Bunun düzeltilmesi gerekmez mi? Kademeli bir emeklilik sistemi? Vallahi emeklilik sistemi o kadar karmakarışık ki. O kadar çok mevzuat değişikliği olmuş ki. Yani her gelen bir oynamış gitmiş. Her gelen oynamış gitmiş. Dolayısıyla farklı farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlarımızın farklı farklı emeklilik hakkı doğmuş. Şimdi bütün bunları bir adalet perspektifiyle yeniden ele almak gerekiyor ve bu farklılıkları, adaletsizlikleri önleyecek bir perspektif gerekiyor. Bakın. Efendim son 30 saniyemiz kalmış. Öyle diyorlar. İş gücüyle sermayenin aldığı pay. Evet. Milli gelirden aldığı pay. 2020'den 2022'ye. O da TÜİK ha, TÜİK. Gerçek bundan daha kötü. Sabit gelirli vatandaşlarımız, yani alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan herkesin milli gelirden aldığı pay 2 senede düşmüş. Parası olanın, sermaye dediğimiz parası olanın, parası olanın, varlığı olanın, servet olanın milli geriden aldığı pay büyümüş. İşte Erdoğan'ın devlet yönetimi anlayışının sonucu bu. Yani sosyal devletin tam tersi bir uygulama var burada. Parası olan daha çok para kazanmış, parası olan milli geriden daha çok pay alıyor. Alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan, helalinden kazanan herkes de daha az pay alıyor artık ekonomiden. Yani satın alma gücündeki düşüşü en iyi gösteren bu. Makas açılıyor. Olay bu. Deva geliyor.